Merhabalar. Sağlık Asistanı platformu olarak halkımızın ve sağlık çalışanlarımızın merak ettiği konularda röportajlarımıza devam ediyoruz. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Ben öğretim görevlisi Doktor Deniz Özel, Sağlık Asistanı platformunun editörüyüm. Bugünkü konuğumuz Doktor Mehmet Fatih Gürs. Sayın Gürs, Hatay İskenderun Azganlık Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapıyor. Kendisi aynı zamanda Sağlık Asistanı platformunda yazarlık da yapmaktadır. Fatih hocamızla aile hekimliği ve aile sağlığı merkezlerinin genel işleyişini, pandemi döneminde aile hekimi olmayı ve bir aile hekimi olarak hastalardan beklentilerini ve hastalara önerilerini konuşacağız. Hoş geldiniz Fatih hocam, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Hemen sorularıma başlamak istiyorum. Tabii, buyurun. Aile hekimleri pandemi döneminde hangi konumda ve hangi rolde bulunuyorlar? Aile hekimleri pandemi döneminden önce her zaman birinci basamak sağlık hizmeti olarak hastalarımıza en kolay ulaşabildiği sağlık kuruluşu olarak hizmete devam etmekte. Pandemiden önce olduğu gibi pandemi döneminde de birinci basamak sağlık, rehabilitasyon hizmetleri ve aşılama hizmetleri, bebek ve çocuk izlemleri, gebelik izlemleri, enjeksiyon, pansuman, muayene, reçete gibi birçok hizmetlerin verildiği gibi pandemi döneminde de bu hizmetlere aynı şekilde devam ettik. Bizler açısından değişen tabii ki birkaç şey oldu. Hasta yaklaşım, sağlığın geliştirmesi konusundaki yaklaşımlar, pandemi döneminde tıbbi açıdan öğrendiklerimiz ve hastaya bu şekilde olan yaklaşımlar karşımıza çıktı. Öncelikle pandemi döneminde hasta triyajını bir kez daha görmüş olduk. Daha önceden acilde yapılan ve şu an hala uygulanmakta olan hasta triyajı bizler tarafından da pandemi döneminde uygulanmak üzere karşımıza çıkıyor. Hasta geldiği zaman hasta COVID mi değil mi gibi sorular aklımıza geçirerek eğer COVID şüphemiz varsa imkan dahilinde direkt ya da hasta için gerekliyse 112 ambulansla hastaneye sevk edebiliyoruz. Birincisi bu oldu. Triyajla ilgili yani hasta bizi ilk başvurduğunda hastanın COVID şüphesi varsa bu şekilde yönlendirildi. COVID şüphesi olmayanları da ilgili aile hekimi kimse o şekilde aile sağlığı merkezine başvurduğunda hasta yönlendirilmiş oldu. Pandemi döneminde hastaların en çok kolay ulaşabileceği yerler yine aile sağlığı merkezleri oldu ve hastalar hastaneye gitmekten çekindikleri için en yakındaki sağlık kuruluşu olan aile sağlığı merkezleri ve aile hekimlerine başvurarak çözülemeyecek sağlık sorunları varsa onların çözülmesi için müracaat ettiler. Hastaneye gitmeye çekinen vatandaşlarımız ister istemez aile sağlığı merkezlerinde de bir yoğunluğa yol açtı. Normal zamanlarda da sık sık yoğunlukla karşılaştığımız aile sağlığı merkezlerinde pandemi dönemiyle birlikte bu yoğunluk biraz daha artmış oldu. Ama bu yoğunluğun artması bizlerin işleyişini kesinlikle aksatmadı. Biz yine birinci basamak hizmeti olarak daha önceden verdiğimiz hizmetleri vatandaşlarımıza aynı şekilde vermeye devam ettik. Anladım. Peki pandemi döneminde aile sağlığı merkezlerinin yükü arttı. Tek tek hasta takibi ve bunun gibi işlemler yapıldı. Aile hekimlerinin pandemi döneminde önceden yaptıkları hangi görevleri aksadı? Pandemi döneminde birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimlerinin işleyişinde bir değişiklik meydana geldi mi? Az önce de belirttiğim gibi çok fazla bir aksam olmadı aslında. Yoğunluk arttı dediğim gibi ama biz yine en temel sağlık görevlerimiz olan sağlığın korunması, geliştirilmesi, birinci basamak sağlık hizmetlerini eksiksiz bir şekilde vatandaşımıza sunmaya çalıştık. Dediğim gibi herhangi bir aksam olmadı. Birçok şey aynı şekilde devam etti. Ve pandeminin başından beri böyle. Yani pandemi başladığından bugüne kadar aile hekimleri hiçbir kendilerine yüklenen onca iş yüküne rağmen görevlerini aksatmadan devam etmeye çalıştı. Büyük bir fedakarlıkla hastanelerin poliklinik yükünü bile bir nevi de olsa üstlenmeye çalıştı. Çünkü vatandaşlar dediğim gibi hastalara gitmeye çekindikleri için birçok muayene vesaire işlemler için aile sağlığı merkezlerine başvurdu ve bu asla aile hekimlerinin görevini aksatmasına neden olmadı. Bazı taramalarda yavaşlamış olabilir. Hani KETEM gibi kanser taramalarda
İster istemez yavaşlamış olmuş. O da vatandaş gelmeye çekindiği için ve bu bir tarama olduğu için yavaşlamalar olmuş olabilir. Bu ama sadece aile hekimler için değil, diğer bölümler için de böyle. Evet. Karşı tarama gibi bazı durumlar aksamış oldu demeyelim, yavaşlamış oldu. Aynı şekilde devam ediyor işlemler. İkinci sorunuz neydi? Herhangi bir değişiklik oldu mu dedim. Zaten cevabını aldım. Evet, değişiklik olmadı. Yani yükümüz arttı ama tabii ki özellikle hasta izlemleriyle ilgili en baştan beri tartışılan bir konu. Aile hekimlerinin telefonla olan hasta izlemi. Evet. Tıbben bunun yapılması ne kadar doğru ya da hukuki açıdan aile hekimine bağlayan bir durum var mı? Bu konu tabii ki çok uzun uzun uzadıya tartışılabilir. Ancak bu sayı 1 ya da 2 değil. Bazen 50, 100, 200'leri bile bulduğu oldu. Yani bir aile hekiminin oturup sabahtan akşama kadar 100 kişiyi arayıp bugünkü şikayetleriniz nasıl, bir değişiklik var mı diye araması gerçekten aile hekim için de büyük bir yük. Hasta için de aynı zamanda bir yük. Yani gün aşırı başlarda her gün aranıyordu. Sonra gün aşırıya çekildi. Yani her gün ya da gün aşırı bir kişinin sizi arayıp aynı soruları sorması gerçekten hasta açısından da bu biraz sıkıntı olabiliyor. Hekim açısından da ya da arayan kişi hemşire ise ve bu işlemi hekimin ya da bir sağlık çalışanı olan kişinin değil call center dediğimiz yerdeki görevli olan kişiler bile, çünkü sorular belli, onları sorabilirler ve kişiyi ona göre yönlendirme yapabilirler. Telefonla dediğim gibi yapılabilecek olan hastaya olan yardım tabii ki sınırlı. Yani hasta yüz yüze görmek gibi bir şansımız o an olmadığı için her ne kadar teletip şu an gündeme gelse de bu düzeninin tam oturtulması lazım. O da tam oturmadığı için bir aile hekiminin hastaya görüntüde de olsa tıbbi olarak önerilerde bulunması tabii ki bazen yarar sağlayabilir. Ancak bunun hukuki zemini olmadığı için özellikle bu pandemi döneminde ve evde hasta olan bir kişiyi takip ediyoruz. Sağlıklı olan bir kişi danışmak için aramıyor. Bu nedenle sıkıntılı bir durum oluşabilir diye. Ve bu görevi sadece aile hekimi değil, başka görevli olan bir kişi de, sağlık çalışanı olmayan bir kişi de yapabilir diye ilk başta büyük bir tartışma konusu olmuştu. Aile hekimi için dediğim gibi hem hukuki zemini hem de süre bakımından aile hekiminin çok zaman alması, dediğim gibi yani 200'ü bile bulduğu oldu. 200 kişiyi sabahtan akşam kadar otursanız, her biriyle 3 dakika konuşsanız çok büyük bir zaman harcamış oluyorsunuz. O nedenle değişikliklerin bir tanesi bu oldu. Ve yoğunluk olduğu için de dediğim gibi bazı taramalarda, kanser tarama gibi özellikle hastaların başvurusu da azaldığı için bu konuda az da olsa bir yavaşlama oldu. Ama birçok şey aynı şekilde devam ediyor. Bu sorunuzun cevabını bu şekilde söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Pandemiden hepimiz bir şeyler öğrendik. Peki sizin mesleki anlamda öğrendiğiniz şeyler oldu mu? Yani pandemi size ne tür yaklaşımlar kazandırdı? Hastaya yakınlaşma, yani hastaya yaklaşım çoğunlukla aynı kaldı aslında. Ancak nedir? Triyaj dediğimiz sistemi oturtmuş olduk. Başvuran her hastaya acaba COVID mi değil mi diye önce bunun ayrımını yapmamız gerektiği durumu söz konusu oldu. Aynı zamanda pandeminin gerekliliğine göre hasta yaklaşımı da modifiye ettik. Yani COVID sadece bir solunum sistemi hastalığı değil, multisistem bir hastalık. Hastanın karşılaşacağı geldiği şikayetlerin COVID ile ilgisi olmasa bile acaba COVID bu şekilde bir şikayetle bize hasta gelmesine neden olmuş olabilir mi? Ya da hasta COVID olabilir mi? Gibi sorular aklımıza gelebiliyor ve ona göre davranmaya çalışıyoruz. Hastaya yaklaşım bu şekilde modifiye edebiliyoruz. Hasta özgü izolasyon mesafeyi koruyarak tabii ki hastaya yaklaşıyoruz ama yaklaşmamız gerekmeyen durumlarda da buna göre izolasyon ve mesafeyi koruyarak kendimizi de COVID'den korumamız gerekiyor. Ve aynı zamanda randevunun da önemi burada ortaya çıkmış oluyor. Yani önceden randevusuz çok hasta bakıyorduk ama COVID vesilesiyle randevu da önemli bir yere teşkil etmeye başladı. Randevunun en büyük yeri tabii ki kalabalığı ve COVID'in yayılmasını engellemesi oldu. O bakımdan randevu sisteminin biraz daha oturtulması lazım tabii ki ama en azından randevu sistemini bize hatırlatmış oldu bu COVID. Ve hastalık yoktur, hasta vardır deyimi de COVID'de çok karşımıza çıktı. Yani hiç alakası olmayan şikayetle gelip gönderdiğimiz hastalarda maalesef COVID karşımıza çıkabiliyor. Ve sağlıkta düzenin önemi de anlamış olduk bu COVID pandemi nedeniyle. Düzen gerçekten çok önemli. Düzensizlik sağlıkta bizim en büyük
handikaplarımızdan bir tanesi düzensizlik olduğu takdirde pandemiyle bir kez daha anlamış olduk.